Yeni bir hafta ve yeni bir IGN Türkiye Weekly Fix videosuyla karşınızdayız. Bu haftaki fiximizde CD Projekt'in çalınan verileri, Twitch'teki yeni PogChamp ifadesi ve yeni Star Wars üçlemesi hakkında paylaşılan son gelişmeler var. Ben Özlem ve işte karşınızda Weekly Fix. Hatırlayacak olursanız geçen hafta Cyberpunk 2077'nin yapımcısı CD Projekt Red bir siber saldırıya uğramıştı ve fidye talep edilmişti. Witcher 3'ün ve Cyberpunk 2077'nin tüm kaynak kodları hackerların eline geçmişti ve şirket hackerlarla pazarlık yapmayacağını söylemişti. Hackerlar çaldıkları bilgileri Dark Web'de yani karanlık ağda açık artırmaya çıkardılar. Ancak söylenene göre açık artırmaya katılmayıp dışarıdan teklif veren bir müşteri bu dosyaları 7 milyon dolara satın aldı. O günden bu yana dosyalarla ilgili herhangi bir ses çıkmadı. IGN'e konuyla ilgili konuşan bir analiste göre tüm dosyalar tek bir pakette satılıyor. Ve bu alıcının kim olduğu ya da dosyalarla ne yapmayı planladığı henüz bilinmiyor. Biz de oldukça merak ediyoruz. Satışla ilgili internette ilginç iddialar dolaşıyor. İddialardan biri dosyaların asla satılmadığı yönünde. Hackerlar açık artırmaya sadece ciddi alıcıların katılması için önden 0.1 bitcoin yani kabaca 35 bin lira talep etmiş. Ancak bu miktarın ödendiğine dair hiçbir iz yok. Yani açık artırmaya kimse katılmamış olabilir. Hackerlar da imajlarını korumak için sahte bir şekilde 7 milyon dolara sattık ya tiyatrosu sahnelemiş olabilirler. Buna benzer durumlar daha önce de yaşandı. Bir grup hacker geçmişte Donald Trump'a ait özel bilgileri paylaşmakla tehdit etmiş ve fidye talebinde bulunmuşlardı. Ancak avukatları fidye talebine boyun eğmeyince hackerlar bilgileri sattıklarını iddia etmişlerdi. Ancak o bilgiler asla gün yüzüne çıkmadı. Bir diğer iddia ise CDPR'ın dosyaları gizlice satın aldığı yönünde. Ancak bu yönde de herhangi somut bir işaret yok. Yani tüm bu yaşananlara rağmen şirketin hassas kaynak kodlarının asla gün yüzüne çıkmaması ya da kullanılmaması gibi bir ihtimal de mevcut. Twitch bir aylık geçiş sürecinin ardından PogChamp ifadesini nihayet kalıcı olarak belirledi. Hatırlayacak olursanız ABD'de eski başkan Donald Trump yanlıları seçim sonuçlarını kabul etmeyip 6 Ocak'ta kongre binasını basmışlar. Ve ardından şiddet olayları yaşanmıştı. Ve bu olaylar sırasında Twitch'teki PogChamp ifadesinin arkasındaki isim olan Ryan Gutierrez şiddete teşvik eden bir tweet atmıştı. Bunun üzerine Twitch PogChamp ifadesinin platformdan kaldırıldığını duyurmuştu. Twitch duyurusunun ardından PogChamp ifadesinin yerini doldurmak istemişti. Platformda 35 gün boyunca 35 yeni PogChamp ifadesi denenmişti. Son olarak geçtiğimiz cuma günü Twitch PogChamp ifadesinin yeni sahibini seçmek için canlı yayında bir oylama gerçekleştirdi. İzleyiciler en çok beğenilen iki ifade arasında seçim yaptılar ve bu oylamanın sonucunda PogChamp'in yeni yüzü Komodo Hype oldu. Oldukça neşeli gözüken bu PogChamp ifadesi artık uzun bir süre Twitch'te yayınlara renk katacak. Nvidia orta sınıf RTX 3060 grafik kartının 25 Şubat'ta piyasaya çıkacağını duyurdu. Oyuncular RTX 3060'ı perakende satış noktalarından 25 Şubat akşamı itibariyle satın alabilecekler. Verge'e göre 3060'ın Founders Edition'ın çıkması planlanmıyor. RTX 3060 Türkiye'de 3200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu da onu RTX 3060 Ti veya çok daha güçlü olan RTX 3090'a göre oldukça erişilebilir kılacak. Nvidia'nın Amper mimarisini kullanan ekran kartı RTX 3060 ile PC oyuncuları teorik olarak PS5 veya Xbox Series X'ten çok daha güçlü bir sistem inşa edebilir. Microsoft yeni nesil konsolu Series X ve S'lerde geriye dönük uyumlu oyunlara yönelik FPS artırma özelliği getiriyor. Bu şu demek oluyor, Xbox One X'te 30 FPS ile oynayabildiğiniz son nesil bir oyunu yeni nesil konsollarda 2 kat hatta 4 kat daha fazla kare hızıyla oynayabileceksiniz. Özellik şimdilik 5 oyun için geliyor. Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 ve Watch Dogs 2 bu özelliği ilk deneyimleyebileceğiniz oyunlar. Mesela New Super Lucky's Tale'ı 120 FPS oynayabileceksiniz ancak UFC 4 için 60 FPS sınırı konulmuş durumda. Oyunları eskisi gibi düşük kare hızında oynamak isteyenler için Microsoft bu özelliği açıp kapatabileceğiniz bir seçenek de getiriyor. Bu geliştirmeleri Xbox ekibi yapıyor bu arada, oyun yapım şirketleri değil. Yani onların tarafına düşen bir iş yok. Bu özellikleri kullanabilmek için ise güncellemelerinizi açmanız lazım çünkü özellik tıpkı bir güncelleme gibi gelecek. Star Wars serisinin yeni üçlemesi bir süredir konuşuluyordu ancak ortada net bir çalışma yoktu. Üçlemenin ilk filmini 2017'de çekilen ve serinin 8. filmi olan The Last Jedi'yi yazıp yöneten Rian Johnson çekecekti. Johnson'ın hafta başında verdiği bir röportajın ardından Twitter'da filmle ilgili yeni gelişmeleri duyduk. Buna göre Johnson yeni filmi çekecek, hazırlanıyor ancak elimizde kesin bir tarih yok. Çünkü kendisinin başka projeleri varmış
yapmış ve onlara yoğunlaşması gerekiyormuş. Aynı zamanda Johnson bir konudan biraz şikayetçi, o da şu. 8. filmi çekerken elinde çok daha geniş zaman varmış, şimdi ise 10. film için çok daha dar bir zamanda çalışması gerekiyormuş. Kendisinin bu sözleri bize filmin çok da gecikmeyeceğini anlatıyor olabilir. Aşırı heyecanlıyız. Filmde galaksinin uzak köşelerinden yepyeni karakterlerin yer alması planlanıyor. Bu karakterler Star Wars lore'unda daha önce hiç yer almamış. Acaba kastedilen yeni karakterler kim? Mandalorianlar olabilir mi yoksa yepyeni bir ırk mı? Bekleyip göreceğiz. PlayStation 5, Xbox Series X ve ışın izleme desteğine sahip bilgisayarlar için Metro Exodus'un yeni nesil geliştirilmiş bir sürümü duyuruldu. Eğer Metro Exodus'a sahipseniz oyununuzu ücretsiz bir şekilde yeni nesil sürüme yükseltebileceksiniz. Metro Exodus Enhanced Edition'ın PS5 ve Series X sürümleri 4K çözünürlükte 60 FPS'i desteklerken Series S sürümü 1080p'de 60 FPS desteğine sahip olacak. Tüm sürümlerde ışın izleme desteği olacak ve dokular 4K olarak işlenecek. Yükleme süreleri de kısalacak. Ayrıca oyun Xbox için 3 boyutlu ses sistemi ve PS5'in DualSense kontrol cihazı için dokunsal geri bildirim desteği gibi konsollara özgü bazı özelliklere de sahip olacak. Oyunun PC yükseltmesi ise ışın izleme desteğine sahip bir GPU gerektirecek. Yükseltme konsol sürümlerinde görülen tüm geliştirmelerin yanı sıra gelişmiş ışın izlemeli yansımalara ve Nvidia'nın DLSS 2.0 teknolojisi desteğine sahip. Metro Exodus Enhanced Edition'ın çıkış tarihi henüz belli değil, ancak oyunun PC sürümü 2021 ilkbaharında, konsol sürümü ise bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak. Erken erişimde olan ve Steam üzerinden oynanabilen Valheim'da bir sorun ortaya çıktı. Hata, karakterinizin ve oluşturduğunuz dünyanın tamamen yok olmasına sebep olabiliyor. Oyunun geliştirici stüdyosu Iron Gate, tüm oyunculara karakterlerini ve dünyalarını yedeklemelerini şiddetle tavsiye etti. Iron Gate'in CEO'su Richard Svensson, oyuncuların karakterlerini ve de dünyalarını tamamen yok eden bu hatanın henüz çözülmediğini söyledi. Yani CEO'ya göre bu hata oyuncuları hala etkileyebilir. Svensson'un tavsiyesi ise şu, eğer oyundan Alt+F4 ile çıkarsanız bu hata daha sık meydana geliyor gibi gözüküyor. Bu yüzden bunun yerine menüdeki Exit seçeneğini kullanmayı deneyin. Aynı zamanda oyundaki dosyalarınızı nasıl yedekleyeceğinize gelecek olursak, bu konuyu sitemizde güzelce açıkladık. Aşağıdaki linki takip ederek sitemize ulaşabilirsiniz. Valheim erken erişimde olmasına rağmen sadece 8 günde 1 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Oyun şu anda Steam'in en çok satanlar listesinin en tepesinde yer alıyor. Oyun Neo 2 ve Football Manager 2021'i de geride bıraktı. Ayrıca puanlaması da bir hayli yüksek, bilginiz olsun. Ben Özlem, bu haftaki Weekly Fix'in sonuna geldik. Bizi tr.ign.com'un yanı sıra Instagram, Twitter ve YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. İyi hafta sonları.